Thomas ve arkadaşları. Bir kez daha Sodor Adası'nda harika bir güne hoş geldiniz Thomas hayranları. Ve yakın dostum Stan'e de merhaba diyelim. Bugün konumuz nedir Stan? Evet Nigel, bugün Sodor demir yollarında yaşanan kaza ve çarpışmaya ramak kalan anlara bir göz atacağız birlikte. Ne kadar heyecan verici. Aslında böyle küçük bir demir yolunda bu kadar çok terslik çıkmasına şaşırıyorum. Aa, Sodor'daki küçük bir demir yolu olsa da pek çok lokomotif var. Ne derler bilirsin, horozu çok olan köyde sabah geç olurmuş. Ayrıca köyde çok fazla lokomotif olunca başsız tavuklar gibi etrafta koştururlar. Sen tavukları sever misin Stan? Hayır. Ben de sevmem. Hadi programımıza dönelim ve önemli olaylara bakalım. Ne dersin? Evet. Hero da her zamanki gibi çok çalışıyor. Ve devasa bir küre şeklinde fazladan bir yükü olduğunun da farkında değil. Pek mutlu görünmüyor değil mi Stan? Hatta tüm dünyanın ağırlığını sırtında taşıdığını söyleyebiliriz. Oh! Ve küre kontrol kulesine takılıverdi Stan. Ve işte işaret memuru Simon'ın da korkudan ödü patladı. Eric ve Sylvie'nin en küçük oğlu çok iyi çocuktur. Tahmin ettiğim gibi küre ana hat üzerinde bela açmak üzere. Eric ve Sylvie'yi tanır mısın? Tam tünelin önünde durdu ve işte biri geliyor. Bana James gibi geldi bu Nigel. Ah, olamaz. James küreye fena kafa attı. İnanılır gibi değil. Ve burada da en sevdiğimiz iki lokomotifi yük vagonlarını iterken görüyoruz Nigel. Ama bir an için görüntüyü dondurursak, buradaki sorunun ne olduğunu söyleyebilir misin? Şey var, bilemiyorum. Hayır, dur üzgünüm, söyleme, sakın söyleme, sakın söyleme. Çok üzgünüm. Tepenin başındaki vagonların önünde ne bir lokomotif ne de onları durduracak bir fren vagonu var. Ama söyleme demiştim. Ya işte geliyorlar. Peki şimdi ne olacak? Şey, sanırım ne olacağını hepimiz biliyoruz. Kaza yapacaklar. Kesin kaza yapacaklar. Evet ve zavallı Steven'ın da bu kontrolsüz trenden kaçmak için acele etmesi gerekiyor. Bak Steven nasıl da gidiyor, ona boşuna roket demiyorlar Stan ve bam! Ve şimdi de gözlerimizi demir yolundaki 5 numaralı kırmızı lokomotife çeviriyoruz. Evet, James en hoş görünen lokomotif olmasıyla övünür ama arada onun da kirlendiği oluyor. Ve bir bakalım görelim neler olacak. Bakalım. Su birikintisine doğru yaklaşıyor. Birinci hata. Eyvahlar olsun. İkinci hata, evet. Üçüncü hata ve dışarıdasın. Zavallı James ne yapacağını bilmiyor. Aklıma bir fikir geldi Stan. Sodor'da hiç kaza falan olmasaydı burası mükemmel bir dünya olur muydu? Bana soracak olursan. Bana kalırsa Nigel, Stan olaysız bir dünya olurdu. Kimseye bir şey olmadığı sürece kazalar devam etsin diyoruz değil mi? Pat küt çat, ne fotoğraf ama. Hoşçakalın.